Diyarbakır'ın en büyük sorunu ekonomik kriz. Her şey çok pahalı. Diyarbakır değil, Türkiye'nin büyük sorunu. Evet, Türkiye'de çözülmüyor ki Diyarbakır'da çözülsün. Ekonomik koşullar dışında pek fazla bir şey göremiyorum. Bir kadın olarak yani dışarıda tek başıma yürüyemiyorum. Özellikle geceleri yürüme zorluğu çekiyorum. Yani pek fazla insanda bitiyor aslında her şey. İnsanda başlıyor, insanda bitiyor yani. Öyle zor ne mert işte. Fakirlik. Valla gelerek o metiş kisitin akışkan. Önce ilan ama ava metin. Kur'an ava metin akışkan razi. Bitti dura hazır o. Daha doşan o. Ekonomi. Belediyelerin yetersiz çalışması. Ondan sonra ticaret alanında etkilerin olmadığı. Ondan sonra bu Gazi Caddesi'ndeki trafiğin esnafı rahatsız etmesi, halkı rahatsız etmesi. Yani en büyük sorun bu Gazi Caddesi'nin bence bu trafiğin hemen kapatılması. Yani ekonomik anlamda yani organize sanayi gibileri, tekstil kent gibi yerlerin daha farklı etkin şekilde olması lazım. Yani 1 ise 5 olması lazım, 6 ise 10 olması lazım. Bu sayıların artırılması lazım. Yani gençlere yönelik şu an hiçbir sıkıntı görmüyorum. Herkes öğrenci olan zaten okuyor, hiçbir sorunu falan hiç görmüyorum gençlerle ilgili. Çalışmak isteyen her şekilde çalışır ama ekonomik sıkıntılar olduğu için çoğu genç de işsiz. Tam yetki olarak uyuşturucu satanları, sattıranları hemen gözaltına alıp arka kapıdan bırakmamaları lazım. İş ortaklıkları yapmamaları lazım. Milletin evi yıkılmış. Geçim yapıp kimse geçinemiyor, evine bir kilo et alamıyor. Yani gerçekten perişandı millet. Görüyorsunuz, dünya biliyor, herkes biliyor. Ekonomi sıkıntı, ekonomi var. Bile geçinemiyor. Askeri ücret 8,5 milyar geçim oluyor mu? Olmuyor. Valla gerçekten millet perişandır. Emekliye vermiyorlar. Yazıktır, günahattır ya. Gerçekten günahattır. İnsanlar evine et alamıyor. Etin kilosu 250 milyon olmuş. Yani yazıktır, günahattır yani. Bunu görsünler artık. İnsanlar ne yapsın? İnsana intihar etmeye çalışıyor. Çocuklara geçinemiyor. Okula açılıyor. Çocuklara kalem, defter alamıyor. En büyük Türkiye'nin sorunları yoksulluktur. Diyarbakır'ın da öyledir. Ya diğer her türlü sorunları var Diyarbakır'ın, görüyorsunuz. Ya bu Kürt meselesi var, mesela çözülsün artık, kardeş kardeşi öldürmesin, barış olsun. Onu istiyoruz mesela, bunu istiyoruz. Ha diyorlar CHP diyor, en kötüsü CHP'dir, ben bunu biliyorum. CHP ne yapacak? Ne yapacak CHP? Ha bugün Selahattin Demirtaş'ı içerideyse kim, buradan kim suçludur? CHP suçludur. Bay Yeşil Sol Parti de CHP ile de birlikte oldu. Dünyanın en büyük yanlışını yaptı. Dinsizlerle, imansızlarla gitti birlikte oldular. Niye kaybetti Yeşil Sol Parti? Sırf CHP zihniyetiyle bir oldular diye kaybettiler. Anladın? CHP diye bir zihniyetle gerçekten Kürtlerle onların arasında dağlar var. Kürt halkı Müslümandır, İslam'dır, dindir, dinine, İslam'ına bağlı bir halktır. Bunu herkes böyle bilsin. Kürtler dinsiz değildir. Dünyanın var oldukça Kürtler her zaman İslam konumunda her zaman önden gelendir. Dünya da biliyor, herkes de biliyor. Artık yeter artık. Kürt meselesi var. Vallahi çözülsün artık. İnsanlar ölmesin. Kardeş kardeşi öldürmesin. Kürt meselesidir. Kürt meselesi artık çözülsün. Bunu istiyoruz. Ha gerçekten Selahattin Demirtaş dışarıda olsa Kürt meselesi çözülecek, gidecek. Onu biliyoruz. Şu an Selahattin Demirtaş'ın içeride de olması Yeşil Sol Parti'nin işine geliyor. Bunu da biliyoruz. Şu an Selahattin Demirtaş'ı da kullandılar. Ne dediler? Dedi ki beni aday gösterin. Beni de göstermiyorsan bizim bir tane bayan adayı gösterin. Onu da yapmadılar. Peki niye yapmadılar? Niye halka söylemediler? Niye bunu söylemediler? İşte Selahattin Demirtaş'ın düşüncesi budur. Bir aday olsun ya da bir aday olsun ya da ben aday olayım. CHP ile niye birlikte oldular? Olmasınlar. Bugün CHP dünyanın en kötü zihniyeti CHP'dir. Bunu herkes böyle bilsin. Selahattin Demirtaş da içerideyse bunun sebebi de CHP'dir. Kimse değil. Bunu herkes bilsin, bunu da söylüyorum. Bak, Kürt meselesi çözülsün artık. Gerçekten artık bitsin istiyoruz. Kardeş kardeşi öldürmesin istiyoruz. Artık bilsin, Kürt Türk kardeştir. Hamur yama gibidir. Bunu biliyoruz. Biz bunu istiyoruz. Barış olsun, kardeşlik olsun. Artık yeter. Ya buranın tek sorunu ne hani ne biliyor musun? Buraya çok yanlış ve farklı lüans ettiriyorlar. Bak bu şu şeyde çıkan şeyler çok hoşuma gidiyor mesela. İşte bu TikTok'ta, sosyal medya mecralarında bu sosyal deneyler falan filan yapılıyor. Bu deneylerden ötürü tamam çok kayıplarımız oldu ama biz çok kazandık. Çünkü doğunun halkının nasıl yardımlaşma gerektiğini ve açken o Peygamber Efendimizin bir sözü var ya sallallahu aleyhi ve sellem. Komşusu açken yatan tok değildir diye. Aslında bizim halkımız o.
Yani biz onu yansıtıyoruz. Çünkü niye? Biz ehli sünnetler, hani burası peygamberler şehri diye geçer. Hani biz bunu görmüşüz, bunu yansıtıyoruz. Ama dışarıdan bakıldığı zaman hani Diyarbakır mı? Aa gitmeyelim ya. Ya veyahut da bir Muş mu? Aa gitmeyelim. Veyahut da bir ne bileyim bir Van mı? Ya gitmeyelim modelini oynuyorlardı. Ama şimdi neden bak sabah 12.30 bu sıcakta bu kalabalık var Diyarbakır'da. Neden? Biz iyiyiz. Biz güçlüyüz. Ya o en büyük sorun devlettedir kardeşim. Devlet bana bir ayağımı bir yere atlasın ya. Ben burada Ankara gidemeli yerde arama yapıyorum. Demek ki başka ülkeye gidiyorum ya. Diyarbakırlı olarak ben arabada gidiyorum Ankara, İzmir'e gidem. 50 yerde arabamı durdurdu arama yapıyla. Niye Diyarbakır'dan geldi? Nasıl olacak bu iş? Resmi ayrımı yapıyor. Ben 69 yaşındayım. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Alkol kullanıyorum. Vallahi billahi böyle bir hükmete uyuş almış başını yürüyor. Uyuşturucuyu almış başını yürüyor. Böyle bir ülke olur mu ya? Ya bu ne de uyuşturucu ne de ya? Adam okulda sigaralık sarıyor içiyor adam. Sigaralık okulda sarıyor içiyor. Eskide bir tanesi kefçi olaydı giderdi içeri. 50 tane bahçeyi de geçirdi. Bir bilgiyi bir kimse görmedi. Şimdi adam okulda sarıyor. Hastanede sigara sarıyor içiyor. Nasıl oluyor? Kimde kaynaklı? Benden mi kaynaklı? Ya ne de dedim var ya polis geliyor yüzünü çeviriyor. Ne emniyet? Nasıl olacak bu iş? Bir vali, bir milletvekili, AK Partili gelse 50 tane kurma, 5000 tane kurma gelir oraya. 2 tane gariban kavuşsa 2 tane polis gelmez orada. Veya bir abimle gitsinler. Ne diyeyim başka ki? Ben İzmir'de yani kendi mantığıma Kürtlerin içine girdiğim zaman ancak orada rahatça Kürtçe konuşabiliyorum. Başka yerde Kürtçe konuşamam. Bakıysan orada deniz kenarında 2 tane Kürt almış eline halay uli. Amen engel olurlar. Niye sen Kürtçe şarkıyorsun sen? Bu nasıl olacak? Bu nasıl çözülecek? Ben de çözüleceğim. Ben 70 yaşındaki insanım, ben Kıbrıs Halkı'na katılmışım, ben emekliyim ha. Anası, daha ben ne diyeyim ki? Daha benim burama gelmiş ha. Ben yanımda 3 tane, 8 tane üniversite bitirmiş yanımda, 8 yıllık üniversite çocuğa yanımda çalışıyor, emeklilik yap. Ben diyeyim haribandır, 708 milyon veriyorum diyeyim, kendi kendine kaçtık çalışsın. Ya bir 8 yıllık olmuş üniversite çocuğu, nasıl gel benim yanımda çalışıyor ya? Ona devlet bir iş bulamıyor, ben mi iş bulacağım ya? Ben kimim ki benim şu an? Ben diyeyim yazıktır ya. Devlet iş, bunlara iş verin. İmam Hatip şeylerine iş var. 7-8 yıllık okumuş üniversiteye iş yok. Nasıl olacak bu iş? Kime anlatayım ben? Ben sana harbi diyeyim yani ya. Açık açık. İşte sen beni idama göster. Cumhurbaşkanı geldi. Uç dinle. Cumhurbaşkanı geldi daha kapıya. Bütün yollar kapanır. Bütün hava 5000 tane, 10.000 tane polis. Malatya'da polis gelir. Alazı'da polis gelir. Bu ne işti? 68 ülkede dolar değerini kaybetmiyor. Senin ülkende dolar değerini kaybediyor. Senin paran değerini kaybediyor. Dolar değerindedir. Senin paran değerini kaybediyor. Ben Irak'a gittiğim zaman bundan 15-20 sene önce Irak'a gittiğim zaman benim 1 liram onun 3 lirasıydı. Şimdi adamın 1 lirası benim 39 liram diyor ya. Öyle bir kanun mu var ya? Ben Çukurcağı'da geliyorum mazotun listesi 1 milyon. Çukurcağı'da bugün Çukurcağı'da ben arabamı doldursam mazot litresi 1000 liradır. Üskegova'ya getireyim 15 lira. Aynı bayrağındayım da bak. Aynı Türkiye haritasının içine. Ankara gelem 39-38 milyon. Böyle bir kanun mu var ya? Böyle bir adalet mi var ya? Aynı bayrağın içine, aynı haritanın içine. Nasıl oluyor? Orada 1 milyon, burada 39 milyon, 37 milyon. Ya böyle bir adalet mi var ya? Yani bizim gençlerimiz kimse çalışmıyor. Hepsi boşta, sokaklarda geziyorlar. Yani yazıktır bu gençlere. Bir yerde şimdi fabrikalar olsaydı, şey olsaydı çalışırdılar. Böyle bir şey. Tabii ki var. Hangi sokağa bakarsan uyuşturucu satıyor. Yani bu gençler şimdi bir işte olsaydı, şey olsaydı bu işleri yapmazdı.